Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki 31 Ağustos'ta okullar açılacak deniliyor. Yani Milletin Bakanımız da aslında şunu söyledi. 31 Ağustos'ta kesinlikle açılacak diye bir şey yok. Sadece ya planımızda bu var. Ağustos ayında kesinlikle belli olacak dendi. Neye göre belli olacak? Tabii ki vaka sayılarına göre belli olacak. Yani arkadaşlar bakıyoruz. Zaten Sağlık Bakanımız da kendi sayfasında paylaşıyor. Yani çok değişik paylaşımlar var. Dolmuştan ayakta 22-23 kişi çıkıyor. Yani biz bu önlemleri almaz isek okulları 31 Ağustos'ta unutabiliriz. Öncelikle Milletin Bakanımızın açıklamaları var. Bugün açıklamalar, yeni açıklamalarda bulundu. Onlardan biraz konuşacağız. Güzel planlar var. O planlardan bahsedeceğiz. Seyretilmiş eğitim falan söylendi. Biliyorsunuz ki daha önceden de bir plan vardı. Mesela ne deniliyordu ki onu da uygulanabilirler. Güzel bir uygulama aslında. Okula 3 gün gidecekler, 3 gün gitmeyecekler. Yani sıra sıra gidecekler aslında. 3 gün bir sınıf gidecek, 3 gün bir sınıf gidecek. Yani bir sınıf derken mesela 8. sınıfların tamamı gidecek orada. Ya da 7, 6, 5 gidecek, 8'ler sonra gidecek. İşte onun gibi bir çalışma yapılıyordu. 3 gün okul var, 4 gün tatil var deniliyordu. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor zaten. Onda sıkıntı yok. Ama yeni bir bölüm var. Yani bir eğitim sistemi, yani eğitim alanı oluşturulmak isteniyor. Buna da Milletin Bakanlığı açıklamalarda bulundu. Dedi ki, ya yine 31 Ağustos'ta kesin olarak 31 Ağustos'ta açılacak diye bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Ağustos ayına bakacağız. Ağustos ayındaki o vaka sayılarının artması, vaka sayılarının veya azalması, ona göre bizler yeni planlar oluşturacağız, yeni eğitim alanları oluşturacağız dedi kesinlikle. Yani eğer bizler bilim kuruluyla konuşuruz, bilim kurulunda eğer denirse işte vaka sayıları arttı, hocam sıkıntı olur, ne bileyim etkilenirler, o yüzden okulları biraz daha erteleyelim diyebilirler mi? Diyebilirler. O yüzden tam kesin bir sonuç yok. 31 Ağustos'ta kesinlikle okullar açılacak diye bir şey yok. Eğer açılırsa deniliyor. Eğer açılırsa, açarsak okulları, şöyle bir sistem var. Yeni söylendi, yeni açıklamada bulundu bakanımız. Seyreltilmiş eğitim. Seyreltilmiş eğitim ne arkadaşlar? Seyreltilmiş eğitim saat saat. Yani bir saat diyelim ki biri gidecek, bir saat biri daha geç gidecek, bir saat biri daha erken gidecek. Mesela o şekilde düşünebilirsiniz. Düşünün. Yani aslında çok mantıklı, çok güzel. Yani küçük şehirler için hadi eyvallah, ama büyük şehirler için İstanbul, İzmir, Ankara, bunun gibi düşünsenize. Yani bir saatte bir, işte sabah saat kalktınız 8'de 9'da okula gideceksiniz ve bütün herkes aynı saatte diyelim gidiyor. Arkadaşlar toplu taşıma araçları sıkıntı yaşayacaktır. Yani çok fazla dolacaktır, tıka basa dolacaktır, sıkıntı oluyor, kesinlikle olacaktır. O yüzden bu bireyselleştirilmiş eğitim bence çok faydalı olacaktır. Çünkü İşte diyelim ki 7. sınıflar saat 8'de gitti okula. İşte 8. sınıflar gitti, 9. sınıflar ondan sonra hemen arkasından 1-2 saat sonra gitti diyelim. İşte sonra daha sonra 5. sınıflar veya o şekilde bir çalışma yapılması bence çok faydalı olacaktır. Sonra Milletin Bakanımız tabii ki hasta sayılarının işte fazlalığı da çok önemli dedi. Arkadaşlar bazılarımız değil de birçoğumuz zaten yani dedeleriyle neneleriyle yaşayanlar var. Sonuçta sen gittin diyelim okula, okuldan o hastalığı kaptın getirdin, belki sana bir şey olmayacak. Ama o evinde yaşadığın nenelerin, dedelerin, işte onlar belki etkilenecek. O yüzden hatta şöyle diyenler de var ki haklı bence. Hocam işte bir veli olarak 31 Ağustos'ta okullar açılsa bile ben yani vaka sayılarından dolayı okulda yani o telafi eğitimine çocuğumu göndermeyi istemiyorum diyenler var. Ki bunda bence çok haklılar. Çünkü dediğim gibi yani belki çocuğu hasta etmeyecek ama belki evinde ne bileyim yani hastalığı olan bir kişi yaşıyor. Ne bileyim annesi hastadır, babası hastadır, kendi hastadır olabilir yani. O yüzden yani bunları düşünmek lazım kesinlikle. Arkadaşlar sağlığımız her şeyden daha önemli. Eğitim evet elbet olacak ama yani önceliğimiz sağlığımız olması lazım. O yüzden sağlığımızı düşünerek hareket et. Yani şimdi şöyle diyecekler. Ya hocam
açılmasın, ne yapacağız? Okulu boş bir yayın yatıyoruz ama arkadaşlar açılsın ya, vallahi sıkıldık. Yani bütün gün evde otur sıkılıyor insan. Ve insan bir de arkadaşlarını özlüyor, öğretmenlerini özlüyor, o öğrencileri özlüyor. Kesinlikle özlüyor. Yani ben özledim, inanın özledim. Sizler de özlemişsinizdir. Ve bir de siz 9. sınıf olarak, yeni 9. sınıflar olarak bir gidip okulunuzu görmeniz lazım ya. Böyle bir heyecan vardır zaten. İşte yeni okullar, işte yeni liseler. Ondan sonra bakalım neler göreceğiz, arkadaş ortamı neler, nasıl yapacağız falan diye bunu çok fazla görüyorsunuzdur. Yani çok fazla duyuyorsunuzdur bunu diğer arkadaşlarınızdan da. Ya ben de her seferinde söylüyorum tabii ki arkadaşlar, yeni okulunuza gideceksiniz, yeni okulunuz, işte arkadaş ortamı, yeni dersler, yeni öğretmenler, onlarla tanışmanız çok güzel olacak diye söylüyoruz her zaman. Tabii yani 31 Ağustos'ta açılmasa bile yani bu okullar elbet açılacak arkadaşlar. Önemli olan bizlerin tedbirli olması. Yani bizler bir tedbirli olalım. Yani arkadaşlarımızı uyaralım tedbirlerini almıyorlarsa, ailemizdekileri uyaralım tedbirlerini almıyorlarsa, çünkü gerçekten çok önemli arkadaşlar. Eğer bizler o tedbirlerimizi almaz isek sıkıntılar yaşayacağız. Belki okullarımızı bir sene boyunca belki göremeyeceğiz. Yani büyük bir sıkıntı. Düşünsenize, yani biz yarım dönem okul evde kaldık ve çok sıkıldık gerçekten. Ve uzaktan eğitim de gerçekten yetersiz kalıyor. Tabii ki bu sene olacaksa eğer uzaktan eğitim, büyük ihtimalle gene devam edilecek uzaktan eğitime. Daha profesyonelce, daha güzelce. Çünkü ilk defa yapıldığı için, bir anda olduğu için eksiklikler oldu. O eksiklikleri görerek Milliyetin Bakanlığımız bu çalışmalarını daha iyi şekilde halledeceklerdir kesinlikle. Ben o şekilde inanıyorum. Şimdi arkadaşlar, yani Milliyetin Bakanımız bu şekilde açıklamalarda bulundu. Yani okullar 31 Ağustos'ta kesin olarak açılacak diye bir şey yok. Ağustos ayının o işte vaka sayılarının artması, azalması, o bilim kurullarının açıklaması bizler için önemli olacak. Ona dikkat edeceğiz. Onunla ilgili çalışmalar yaptıktan sonra denilecek ki arkadaşlar 31 Ağustos'ta başlanılıyor. Zaten biliyorsunuz ki 31 Ağustos'ta yani telafi eğitimi olduğu için zorunlu bir gitme olacağını sanmıyorum. Zorunluluk olmayacak orada. Yani isteyen gidecek, isteyen gitmeyecek ki bu da fena değil aslında. Fena fikir değil. Çünkü en azından gitmek isteyenler, eksik, kendilerini eksik hissedenler giderlerse daha faydalı olacaktır. Çünkü herkesin gitmesi sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakalım. Yani çok karışık. Gerçekten çok karışık. Ne olacağı belli olmuyor. Dünya gerçekten çok karışık. Mesela Amerika'daki birçok okul bir sene daha ertelemiş. Üniversitelere düşünün arkadaşlar. Öyle bir haber vardı. Üniversitelerde yani bir sene daha eğitim, uzaktan eğitim yapılacak diye söylendi. Eğer Amerika'da böyleyse o zaman bilmiyorum, bizim ülkemizde de bir sene dayanır mıyız biz? O da sıkıntı. Bakalım, her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Bizler tedbirlerimizi alacağız. Ona göre çalışmalar yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Milliyetin Bakanımız açıklama yapar yapmaz sizlere ulaştırıyorum bu şekilde. Sizler de tabii ki kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bu tür videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.